İyi günler arkadaşlar. Bugün 11. dersi göreceğiz. Bugünkü dersimiz sahip olmak. Herhangi bir şeye sahip olmak. Arnavutçası da folia cam. Yani sahip olma fiili oluyor. Şimdi burada sadece sahip olmak değil, farklı şekillerde de kullanıldığını göreceğiz biraz sonra. Mesela başında ağrı var gibi. Bu da bir yerde var, sahip olmak oluyor. Şimdi bunları sırasıyla göreceğiz. Forma pohore, olumlu şekli oluyor. Önce bunları görelim. Un kam, benim var ya da bende var. Biz Türkçe'de iki şekilde söylüyoruz. Benim var ya da bende var. Tiki, senin var ya da sende var. Ayka, onun var ya da onda var. Ayoka, onun ya da onda var. Ne kemi, bizim, bizde var. Yu keni, sizin, sizde var. Ata kan, onların, onlarda var. Eril oluyor. Ato kan, onların, onlarda var. Dişir. Şimdi Türkçe'de şimdi anlatacağım şekilde olmuyor ama Arnavutça'da un, ti, ay, ayo, yani ben, sen, o demeden de bu şekilde, bu şekli kullanıyoruz. Var var fiilini kullanabiliyoruz. Kam, ke, ka. Kemi, keni, kan. Yani un kam yerine sadece kam, benim, bende var diyebiliriz. Ke, senin, sende var. Ka, onun, onda var. Ka, onun, onda var. Dişil, biraz önceki erildi. Kemi, bizim, bizde var. Keni, sizin, sizde var. Kan, onların, onlarda var. Kan, onların, onlarda var. Dişil, biraz önceki de erildi. Olumsuz şeklini şimdi görelim. Un nuk kam, benim, bende yok. Ti nuk ke, senin, sende yok. Ay nuk ka, onun yok. Ayo nuk ka, onun yok, dişil. Ne nuk kemi, bizim yok. Yu nuk keni, sizin yok. Ata nuk kan, ata nuk kan, onların yok. Ato nuk kan, onların yok. Biraz önce de yukarıda burada gördüğümüz şekilde ben, sen, o demeden, yani benim var demeden kam, ke, ka, kemi, keni, kan olarak söyleyebiliyorduk. Burada da olumsuz şekilde de sadece olumsuzluk örnekini koyduğumuzda olumsuz oluyor. Nuk kam, benim yok. Nuk ke, senin yok. Nuk ka, onun yok. Nuk ka, onun yok, dişil. Nuk kemi, bizim yok. Nuk keni, sizin yok. Nuk kan, onların yok. Nuk kan, onların yok. Nuk kan, bildiğiniz gibi eril ve dişil olarak söylüyoruz. Fakat burada belli olmuyor. Yani burada ata nuk kan dediğimiz zaman, onların yok dediğimizde, ata dediğimiz için bunların eril ya da karışık olduğunu anlıyoruz. Ato nuk kan dediğimiz zaman da bunların sadece dişil olduğunu anlıyoruz. Fakat ata atoyu kullanmadığımızda eril mi dişil mi olduğunu biz anlayamıyoruz. Fakat ben buraya eril ve dişil parantez içinde yazdım. Yoksa aslında bunları belki de yazmamak gerekiyordu. Soru şekli nasıl oluyor? Soru şekli şu şekilde oluyor. Akamun,
benim var mı ya da bende var mı? Aketi senin var mı? Aka ay onun var mı eri? Aka ayo onun var mı dişil? Akemine bizim var mı? Akeniyo sizin var mı? Akanata onların var mı? Akanato onların var mı? Dişil. Ve bunu bu şekilde de söylüyoruz. Akam benim, bende var mı? Akam bende var mı? Ake senin var mı? Aka onun var mı? Eri. Aka dişil. Yine burada da anlayamıyoruz. Bu kısımda anlıyor. Fakat bu sol tarafta ayo, ay dediğimizi anlayabiliyoruz. Akemi bizim var mı? Akeni sizin var mı? Akan onların var mı? Akan onların var mı? Eril ve dişil dediğim gibi burada ayıramıyoruz ama burada ayırabiliyoruz eril mi dişil mi olduğunu. Forma pulse negative bazen şu şekilde de sorabiliyoruz. Mesela sen okula gitmiyorsun değil mi? Soru soruyoruz fakat olumsuz soru şekli oluyor. Forma pulse negative olumsuz soru şekli. Anukamun benim yok mu? Anuketi senin yok mu? Anuka ay onun yok mu? Eri. Anuka ayo onun yok mu? Dişil. Anukemine bizim yok mu? Anukeniyo sizin yok mu? Anukanata onların yok mu? Anukanato onların yok mu? Eril ve dişil. Burada eril ve dişil olduğunu ata ve atodan anlıyoruz. Biraz önce de söyledim fakat daha iyi anlaşılması için tekrarlıyorum. Bu tarafta tabii ki bunu anlayamıyoruz. Anuka benim yok mu? Anuke senin yok mu? Anuka onun yok mu? Eril. Anuka onun yok mu? Dişil. Anukemi bizim yok mu? Anukeni sizin yok mu? Anukan onların yok mu? Anukan onların yok mu? Dişil. Şimdi bunlarla ilgili bazı alıştırmalar var. Şimdiye kadar anlattıklarımız tabii ki gramerdi. Belki de biraz sıkıcı oluyor sadece gramerde kalmak. Alıştırmalar. Sa şok keti. Senin kaç arkadaşın var? Tabii şok olduğu için bildiğiniz gibi erkek arkadaş oluyor. Un kam tre şok. Benim üç arkadaşım var. Sa şok çekeni yu. Sizin kaç arkadaşınız var? Ama tabii ki kız arkadaşlarınız, şoçe diyoruz. Kız arkadaşınız. Ne kemi pes şoçe. Bizim beş arkadaşımız var. Tabii ki kız arkadaşımız var. Saçu TTK şipriya. Arnavutluğun kaç şehri ya da Arnavutluk'ta kaç şehir var diyebiliriz. Tabii saçu TTK'nı şipriyi Arnavutluk'ta kaç şehir var daha yakın oluyor. Şipriya ka şum çütete. Arnavutluğun çok şehri vardır. Sa libra ka biblioteka. Kütüphanede kaç kitap var? Bunu tam olarak çevirirsek biraz saçma gibi oluyor. Kütüphanenin, gerçi saçma değil, kütüphanenin kaç tane kitabı vardır şeklinde bu daha yakın oluyor. Sa libra ka biblioteka, kütüphanenin kaç kitabı var dersek daha iyi oluyor. Şunu da düzeltelim. Kütüphanenin kaç kitabı var şeklinde daha iyi oluyor. Sa libra ka nı bibliotek dersek, sa libra ka nı bibliotek dersek, bu sefer kütüphanede kaç kitap vardır anlaşılıyor. O şekilde oluyor. Nı bibliotek ka pak libra. Kütüphanede az kitap var ya da vardır da diyebiliriz. Bu yukarıdakinin cevabı da biblioteka ka pak libra. Bunun cevabı biblioteka ka pak libra. Fakat bu iki şekilde de söyleyebiliriz. Karıştırmamak gerekir. Sadece
aradaki farkı açıklamak için söyledim. Aka ağrınız var mı demek istediğimizde de bunu kullanıyoruz. Aka ay rimbien kok. Aka ay rimbien kok. Onun başı ağrıyor mu? Ya da onun başında ağrı var mı? Başında ağrı var mı? Gibi anlıyoruz. Tam çevirirsek. Ama bunun Türkçesi daha doğrusu onun başı ağrıyor mu? Diye çevirirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Po ay kaldığım yerini kok. Evet. Başı ağrıyor. Ya da başında ağrı var. Po ay kaldığım yerini kok. Yo ay nuk kaldığım yerini kok. Yo ay nuk kaldığım yerini kok. Hayır. Başı ağrımıyor. Ya da başında ağrı yok. Aşağıdakilerin her ikisini de kullanabiliriz. Aralarında hiçbir fark yoktur. Bunu zaten daha yukarıda da örnekleri, grameri anlatırken söylemiştik. Un kam ni şok. Benim bir erkek arkadaşım var. Kam ni şok. Bir erkek arkadaşım var. Yani un kam ni şok ile kam ni şok arasında hiçbir fark yok. Ti ke ni şoçe. Ti ke ni şoçe. Bir kız arkadaşın var. Ke ni şoçe. Ke ni şoçe. Kız arkadaşın var. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Sa karige ka voma. Sa karige ka voma. Odada kaç sandalye var ya da vardır? Voma ka viet karige. Voma ka viet karige. Odada 10 sandalye vardı ya da odanın 10 sandalyesi vardır olarak da çevirebiliriz. Un kam şumuri. Ben çok açım ya da acıktım. Uri açlık oluyor. Kam yani gördüğünüz gibi farklı yerde de kullanıyor. Açım derken de un kam uri diyebiliyoruz. Aka uri diale. Aka uri diale. Erkek çocuk aç mı? Böyle bir soru sorabiliriz. Erkek çocuk aç mı? Yani erkek çocukta açlık var mı gibi anlamıyoruz. Erkek çocuk aç mı? Po diali ka şum uri. Evet, erkek çocuk çok aç. Ya da tam çevirirsek bunu, tabii o şekilde çevirmiyoruz ama bilmek açısından. Evet, erkek çocuğun açlığı var gibi çevirebiliriz. Ama bu çeviri, evet erkek çocuk çok aç diye çevirirsek daha iyi olur. Akeni sod musun? Akeni sod musun? Bugün dersiniz var mı? Yo, sod nuk kemi misin? Yo, sod nuk kemi misin? Hayır, bugün dersiniz yok. Akana tabanes? Akana tabanes? Onların dairesi var mı? Po, ata kan banes. Po, ata kan banes. Evet, onların dairesi var. Yo, ata nuk kan banes. Yo, ata nuk kan banes. Hayır, onların dairesi yok. Bu dersimizin, yani 11. dersin birinci kısmını gördük. İkinci kısmını daha sonra göreceğiz. Arkadaşlar lütfen bol bol tekrar yapın. Özellikle isimlerin belirsiz ve belirli şekilleri. Aynı şekilde isimlerin çoğullarını yani diyebilirim ki şöyle bir öneride bulunayım. Her gün bir iki defa gözden geçirirseniz çok iyi olur. Çünkü o iki konu çok önemli. Anlatırken de zaten onların önemini vurgulamıştım. Tekrar şu anda aklıma geldi. Tekrar söylemiş olayım. Hepinize iyi dersler ve iyi tatiller.